Ben onları sevdiğim için onlar da bana bol bol verim veriyor. Bambaşka bir ortam. Hayatın huzur bulduğu yer. Bir ay çıkıyor sanki gündüz gibi. Yıldızlar pırıl pırıl. Uçaklar geçiyor sanki bana onlar bir yol arkadaşı. Yumurtanın tadı burada farklı. Burada oksijenin tadı farklı. İçimde öyle bir inanç var. Onun içinde yaşıyorum burada. İçindeki kabiliyet çok şeyler öğretir insana. Anne baba memur olduğundan dolayı Ankara'daydık. Ankara'da ilkokulu okudum. Ondan sonra Bolu'da ortaokul ve liseyi bitirdim. Bolu Yuva Hatip Lisesi'ni. 1997 mezunuyum. Bitirdik. İş hayatım başladı işte. Bizim Kıbrıs'ça gelişimiz, bu bahçe işimiz tamamen pandemiyle başladı. Covid-19'un gelmesiyle kantin işletmeciliği yapıyordum. Kapanmasıyla çocuklar da ufak daha, geleceklerinde daha güzel bir nefes olsun diye bu ağaca bakarım dedim. Bu ceviz bahçesini kurdum. Bu ceviz bahçesini araştırırken, tamamen sosyal medyadan bakarken bir baktım ki cevize Orman Bakanlığı destek veriyor. Ailecek, kız kardeşim, enişte, eniştenin arkadaşları, annem babam ailecek. Hep beraber geldik, cevizlerimizi diktik mavi sertifikalı. Diktikten sonra devlet dedi ki sana 75 metrekare ruhsat veririm ev yapımı için, iki kat dedi. Biz tek katlı ev yaptık 75 metrekare. Ben 2010 yılında yakalandım multiple sklerosis MS hastalığına. Her geçtikçe zaman, her atak bir vücudumda iz bıraktı. Sekel iz, sol tarafım zayıf, kaslarımda biraz güç kaybı var. Zaten ceviz bahçesinde de tamamen aile desteği, enişte, kız kardeşim, annem babam yapıyor yani. Ben sadece orada şifa niyetine duruyorum. Burası bana tam bir huzur veriyor. Çünkü bambaşka bir ortam. Hayatın huzur bulduğu yer. Ben şimdi hemen yorulduğumdan dolayı ben gidiyorum, sadece cevizleri seviyorum. Babam gile, annem gile işte diyorum böyle yapacağız, şöyle yapacağız diyorum. Onlar yapıyor. Benim hoşuma gidiyor. Köpekler, tavuklar. Yaban hayatın içindeyiz yani. Tam şifa. Herkese de tavsiye ederim. Toprakla oynamak. Tavukların altından yumurtayı almak. Annemin ektiği o biberden, domatesten kopartıp sabah kahvaltısı yapmak. Yani bambaşka bir ortam ya. Tamamen bu ceviz bahçesini kurarken sıkıntıları gördük. Sıkıntıları görmüşken bir de bir baktık etrafımıza, Kıbrıs'ta da sıkıntı var. Kıbrıs'ta da
Sağ olsun esnaf arkadaşlarla beraber 7 kişi bir olduk. Kıbrıs'ın Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'ni kurduk. Kıbrıs'ımız için de mücadele yapıyoruz. Tamamen bu derneğimiz Birleşmiş Milletler'in 17 maddeleri var. Kıbrıs'ımızda ham, doğal. Her projemiz uygun Kıbrıs'a. Örneğin şu an Şadıman Deresi'ndeyiz. Şadıman Deresi'nin az altında işte Avcının Kaya var. Avcının Kaya evleri. Örneğin geçen İlkültür Turizm Müdürümüzle beraber örneğin koruma altına aldık. 3. derecede. Kış ayında zorlu şartlarda o trekkingçiler, dağcılarla beraber Türkiye Dağcılık Federasyonu, Bolu'daki kulüpler, Ankara'daki kulüplerle beraber, İstanbul kulüpler ve Türkiye'nin diğer yerlerinden gelen kulüplerle beraber dağa çıkıyoruz. Sabah kahvaltımız, akşam güzel bir mangalımız eşliğinde yorgunluk, demli bir çayımız içiyoruz. Güzel oluyor. Bu dağ etkinliği yaparken 2022 yılında Garaköy köyünde bana eski tarihi bir camiyi gösterdiler. Ah, tam aradığım cami dedim. Bu camiyi görünce ilk defa gördüm. Hemen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektör hocamız Mustafa Ali Çarlı hocamız sağ olsun ilgilendi. İlahiyat Fakültesi dekanımız Bilal Gökkır hocamız ilgilendi. Onlar geldiler sağ olsunlar. Şu an camimiz Sayın Bolu Valimiz Erkan Kılıç tarafından inşallah vakıflar tarafından yapılacak. Ondan sonra ne yaptık? İşte dediğim gibi Avcının Kaya'yı ekoturizme inşallah katacağız orayı da. Katarsas karşısına da bir balıkhane, bungalov evler, bir restoran yaparsas çok güzel bir ekoturizm için mücadele edeceğiz. Burada tamamen ben MS hastası olduğumdan dolayı kafamı rahatla dinleyebiliyorum. Örneğin akşam ve sabah özetle akşam da ezandan sonra hava karanlık olduktan sonra çakallar olur. Evimin arkasından geyikler geçer. Evimin hemen arkasında kanyon var. Orada işte bir koca oğlan var. Koca oğlan bazen arazimin yanına gelir. Allah'tan köpeklerimiz var. Bahçemizde ne yaban domuzları ne yabani hayvanlar, ne koca oğlan rahatsızlık vermiyor. Onların da sesini duymak hoşumuza gidiyor. Çakalların sesi. Gökte yıldızlar böyle daha parlak, yakın. Böyle yıldızları topla, eşinin başına taç yap yani. Bambaşka bir ortam. Frekanslar düzgün. İnşallah herkesi de buradaki topraklarına sahip, arazilerine sahip çıkmasını bekliyoruz. İlk önce hamd sana etmemiz lazım. Her şey bir sınav. Sınavları inşallah başarıyla geçmişizdir. Evladım rahatsızdır. Şimdi küçük kızım da rahatsız. Biz de rahatsızız. Rahatsız olan bir sürü insan var. Rabbim herkese şifa versin. Ama her şeyin başı hamd sana. Biz bu bahçeyi yaparken 3 yıl sabrettik. 3 yıl ruhsatla evimize su alamadık. Hazır buradaki deremizde ben 3 yıl yıkandım. Yukarıda Ali Doğan'ın hayratı var, çeşmesi. Önün orada suyu doldurup elettim 3 yıl. Çok sabrettik, çok sıkıntılar çektik. Ama sabır her şeyin başı. Sabrettik, Rabbim de bize sabrı güzel diledi. Şu an mükafatını inşallah yiyeceğiz hep beraber, ailecek. Yumurtanın tadı burada farklı. Burada oksijenin tadı farklı. Nefes almanın. Devletimiz 2 yıl önce ULAK diye bir cihaz yaptı Geriş Köyü'ne, Bağımlı Köyü'ne. Sanal ortam internet de çekiyor bahçemden. Yani her şeyde geri kalmıyoruz yani. Yine teknolojide takip ediyoruz.
Biz belli bir yaşa geldik zaten. Yaş 45 oldu. Amacım benim orada bir kara ağacım var. Kara ağacım adı kaydırak yapayım, salıngaç yapayım diyor. Tabii ağaçlar büyüyecek, meyveler de büyür. Ama oraya gelen bir küçük çocuk olsun, ceviz bahçesinin içinden geçip o salıngaçta sallansa, o kaydırakta kaysa veya benim torunum veya başkasının torunu veya başkasının çocuğu güzel bir toprağa dokunsa, oradan biberi koparsa, domatesi koparsa, onun kokusu çok farklı oluyor. İşte cevizin ilk çıktığı anda o şeyi, fışkını farklı oluyor kokusu. Yani bunlar tamamen farklı, o çocuklarımıza aşılamamız lazım. Herkes arazilerine sahip çıkması lazım. Bizim tarlamız tabii ki annemden kalma. Babam bu köye damat gelmiş. Annem tabii ben küçükken öldü. Sonra kardeşim bana orayı verdi. Abla sen dedi köyü çok istiyorsun dedi. Buraya bir şey yaparsın dedi. Orası bir tarla, boz tarlaydı. Oğlum da sonradan dedi ki anne ben burayı ceviz bahçesi yapacağım. Hani kafam dinlenecek. Bana göre çok iyi geliyor. Bana bir ilaç olacak dedi. Orayı tarladan bahçe haline getirdik. Teliçini aldık. Ceviz diktik. Her meyve var şimdi. 270 tane ağacımız var. Ben onlarla da mutluyum. İçinde tavuk yapıyorum, kabak yapıyorum, soğan yapıyorum, nohut yapıyorum. Ne aklına gelirse hepsi doğal yaşıyorum. Bir doğanın içindeyim. Sabah saat 5'te kalkarım, namazımı kılarım. Abdestimi alıp namazı kıldıktan sonra bahçeye çıkarım. İlk önce tavukları çıkarırım, yemlerim, sularım. Onları bitirdikten sonra köpeklerimi doyururum. Onları bahçede salık olduğu için bağlarım yerine. Ondan sonra bahçeye geçerim. Bahçede soğan otu, işte cevizlerin dibi, nohut otu. Gazılacak, çapalanacak ne varsa onları hep çapalarım. Onları severek, konuşarak onlar da bana yani bol bol verim veriyor. Ben onları sevdiğim için onlar da bana bol bol verim veriyor. Şu anda hepsi çiçekte. Bir ay sonra hepsi, bir aya kalmaz. Hepsini bol bol yeriz. Ki onlar da beni duyuyorlar sabah seher vaktinde. Ben onları böyle diplerini çapa yaparken onlar da beni görüp duyuyor, mutlu oluyor. Bir ay çıkıyor sanki gündüz gibi. Yıldızlar pırıl pırıl. Uçaklar geçiyor sanki bana onlar bir yol arkadaşı. Köpeklerimle, tavuklarımla, ineklerimle, keçilerimle ben mutluyum. Ki eşim var, oğlum geliyor gidiyor, torunlarım geliyor gidiyor. Her konuda mutluyum yani burada. Biz çünkü topraktan geldik. Çoluğumuz, çocuğumuz da böyle olmasını istiyorum. Niye dersen... Çünkü yarın bir kıtlık olsa bu çoluk çocuk hepsi aç kalır. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Toprağa ekmek biçmek güzel. Ama bunu ben yapamam deyip geçiştiriyor. Yani böyle olmamalı. Bence çalışılmalı, toprakta çalışılmalı. Toprak insanı hep dinlendiriyor. Beni çok dinlendiriyor. Ben çok rahatım. Mesela hayatımda bir memuriyet hayatı yaşadım. İstanbul, Ankara, Polatlı. Yani Balıkesir gezdim ama...
Buradaki kadar mutlu değildim. Belki bu sağlığım buraya bağlı. Yani bu kadar doğal yaşıyor. Pazara gitsen bir çanta dolduruyorsun, bir hafta yetmiyor. Ama bahçeden her zaman gidiyorsun, iki tane koparıyorsun, üç tane koparıyorsun. Ya kışa, güzün böyle toplayacağım zaman nohutu dersen ayrı, soğanı dersen ayrı. Yani kabağı dersen ayrı. Salatalığı, biberi, domatesi. Onları yemek, doğal yemek bile çok güzel. Zamanım bile olmuyor benim. Sabah kalkıyorum bahçede. Yani gideceksem pazarıma gidiyorum. Mesela bugün Perşembe, buranın pazarı. Alacağımı alıyorum, vereceğimi veriyorum. Arkadaşlarım var, güzel insanlar var. Güzeli bulmak önemli. Herkese bir merhaba diyorum, o da beni mutlu ediyor. Sıkılmıyorum ben. Buradan hiç sıkılmıyorum. Hiç gitmek istemiyorum. Şehirdeki ev de tabii ki herkesin yaşadığı yer güzeldir kendine göre. Ama şehir hayatı bana göre değil. Çünkü ben çocuklukta burayla yoğruldum, tarlayla. Yani inek, koyun, keçi, hep bunlarla yoğrulduğum için bana zor gelmiyor bu hayat. Çok kolay geliyor. Doğal yemem beni sağlıklı yapacağına inanıyorum. İçimde öyle bir inanç var. Onun için de yaşıyorum burada. Yani ben buraya geleli doktora bile gitmiyorum. Ama Bolu'da bir otursam beton yanının içinde doktora giderim. Her yerim ağrır. Buraya geleli benim ağrım yok, sancım yok. Nasıl diyeyim yani böyle çok sabah erkenden o kadar sıhhatli kalkıyorum ki yatağımdan. Hiç üzerimde bir yük yok. Çalışıyorum ben. Yani dinleniyorum herhalde. Eve geliyorum mesela, aynı çayımı demliyorum, yemeğimi yapıyorum. Evimi süpürüyorum, çamaşırımı yıkıyorum. Yorulmuş olsam yapamam bunları. Bir de yaşım mesela 60, 62 yaşındayım. 60 yaşındaki insan bunları yapabiliyorsa, gençler neler yapmaz, neler çıkarmaz. Çok şeyler yapabilirler. Bizleri yanına gelip böyle görmeleri lazım, çalışmaları lazım. Tarla nasıl ekiliyor? Nasıl ne oluyor? Nasıl biçiliyor? Bunları hep öğreneceksiniz. İçindeki kabiliyet çok şeyler öğretir insana. Mesela ben işe girdiğimde hastane ortamına hiç yabancıydım. Ama her şeyi öğrendim. Mesela gittim, memuriyet hayatını öğrendim. Ben 25 yaşında öğrendim bunları. Şimdiki nesil de bu tarlayı, dabanı öğrenmek isterse, içinden gelirse öğrenir, yapar. Çok çocukken olmak tabii ki daha farklı olur ama mutlaka yapar. Yapmayacak bir şey yok. Oranın çok güzel böyle cevizleri olmasını, yemişleri olmasını, her gelen geçen o yemişten yemesini. Burada bir ceviz bahçesi var, kimin acaba? Bu daldan ben bir elma alıp yiyebilir miyim, kiraz yiyebilir miyim diye hiç sormadan, çekinmeden benim bahçeme gelip yemesini istiyorum. O insanlar gelirken, geçerken
yemiş tarlası olmasını istiyorum onlara, ceviz tarlası. Hep konuyla, komşuyla, arkadaşına paylaşmayı istiyorum. Niye? Çünkü Allah veriyor bize. Onlara hizmet ediyorum ben. Cenab-ı Allah da yarın onlar büyüyünce bana verim verecek. Ben de eşimle, dostumla. Mesela siz yoldan geçiyorsunuz. Burada bir bahçe var, kiraz var. Ben bu daldan bir kiraz yiyip yiyeyim deyip geçmelisin, yemelisin. Almalısın, dudundan almalısın, yemişinden almalısın. Her şeyinden alabilirsin. Hayalim böyle. Çok zenginlik değil. Eşe, dosta dağıtmak, yemek, onun içinde mutlu olmak, gelen misafirime hizmet etmek, onlarla ağaçların dibinde, yani çocukları varsa salıncak kurup mutlu olmak. Benim Bolu'da çok akrabalarım var. Eşimin halası, dayısı. Herkese buradan götürdüğüm çam sakızı çoban armağanı. Mutlaka bir çanta koyarım. Sarımsağı, soğanı, nohudu bir pişirim de olsa kabağı mutlaka veririm. Onlar da mutlu, ben de mutluyum. Çünkü bana şunu diyorlar hep, Hamiye senin bu tarlayı yapacak kapasiten var. Her şeyin çok güzel. Onun için ben de çam sakızı çoban armağanı çantama koyuyorum, onlara hep paylaşıyorum. Cenab-ı Allah bize sağlık vermiş. Biz de çalışmışız, hizmet etmişiz. Orada yemiş yetişmiş. Sen buradan geçerken benim yemişimden aldın, dalından yemiş aldın diye kızarsan olmaz. Ona vereceksin. O göz hakkı. Allah bize vermiş. Biz de arkadaşlara, akrabalara vereceğiz. Tabii ki o günleri görürsek. Allah'a her zaman için Allah'ım çok şükür sana, senalar olsun diyeceksin. Niye? Çünkü sağlığım var. Allah bize bir sağlık vermiş.